Vefa gerçekten de sadece bir semt ismi mi, yoksa hayatın içindeki güzel bir parça mı? Bu sorular sorulmaya devam ederken futboldaki vefa kavramını da ortaya çıkarttık. Futbolu başladığı kulüpte bırakan en iyi ilk 11'i sizler için derledim. Videomuza geçmeden önce kanalımızda devam eden forma çekilişini de hatırlatmak istiyorum. Kazanan iki şanslı kişiden birisi olmak için videomuza like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişin sonucu çarşamba günü topluluk bölümünden açıklanacak. Hadi şimdi videomuza geçelim. Kalede Julio Cesar var. Brezilyalı kaleci 3 Eylül 1979'da Rio de Janeiro'da doğdu ve bölgenin takımlarından Flamengo'da 6 sene boyunca forma giydi. Başarılı geçen sezonların ardından Avrupa'dan da birçok kulüpte Julio Cesar'a talip oldu. Kariyer zirvesini yapacağı ve Toldo gibi önemli bir kaleciyi keseceği Inter'e gitti. 2005 yılında veda ettiği Flamengo'ya 2017 yılında tekrardan geri döndü. Ancak kariyerinin başındaki performansının tabii ki çok uzandaydı. Sadece 2 maçta süre aldıktan sonra 39 yaşında futbola veda etti. Savunmadaki ilk ismimiz Rafa Márquez. Meksikalı savunmacıyı uzun yıllar Barcelona formasıyla izledik. Ancak kariyer basamaklarını tırmanmasına yardımcı olan kulüp futbola başladığı Atlas oldu. Altyapısından çıktığı takıma da 3 yıl boyunca hizmet etti. 1999 yazında da Monaco'ya 4,5 milyon euro bonserviste transfer oldu. Uzun yıllarda hem Avrupa futbolunda hem de Meksika milli takımıyla Márquez'i izleme şansı elde ettik. 36 yaşına geldiğinde de başladığı noktaya geri döndü. İleri yaşına rağmen oldukça faydalıydı. Hem stoper hem de ön libero oynama özelliği olmasıyla da sahada kendisine daha kolay yer bulabildi. Meksika'nın Atlas takımına geri döndükten sonra da 58 maçta forma giydi ve 39 yaşında futbola son noktayı koydu. Üçlü defansımızın solunda Daniel Agger var. Danimarka futbol tarihinin yetiştirdiği en değerli savunmacılardan birisiydi. Brøndby takımında yeteneklerini çok kısa süre içerisinde ortaya koyunca Liverpool'a transferi de kaçınılmaz oldu. İngiliz kulübü Daniel Agger için yaklaşık 9 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Danimarkalı savunmacı zaman zaman sakatlık sorunlarıyla boğuşsa da forma giydiği dönemlerde kalitesini ortaya koydu. Danimarka milli takımında da yakından tanıdığımız Simon Kjær'le uzun yıllar birlikte oynadı. 2006 yılında veda ettiği Brøndby takımına 2014 yılında geri döndü. İki sezonda da toplam 45 maçta forma giydi. 2016 yaz transfer döneminde Agger'in adı Fenerbahçe'yle anılıyordu. Ancak deneyimli savunmacı 31 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Futbolu bırakma kararı aldıktan sonra da şu açıklamaları yaptı. "Desteğiniz için teşekkürler. Büyük bir deneyimdi. Üzücü ama durmak doğru karardı. Kariyerimle gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı. Savunmadaki son ismimiz Heitinga. Hollandalı futbolcu ülkesinin takımlarından Ajax'ta futbol macerasına başladı. Altyapısından çıktığı Ajax'a da 9 sezon boyunca hizmet etti. Henüz ilk maçına çıktığında da 18 yaşında olduğunu hatırlatalım. Ajax kulübü de birçok futbolcuyu yetiştirip sattığı gibi Heitinga için de aynı politikayı izledi. 2008 yazında 10 milyon euro bedelle Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Sonrasında Avrupa macerası da 3 farklı takımda devam etti. Henüz 32 yaşındayken de eski takımı olan Ajax geri döndü. Kariyerinde 87 kez Hollanda A milli takımının formasını giyen Heitinga için o saatten sonra işler pek de yolunda gitmedi. Orta alandaki ilk ismimiz Juan Sebastian Verón. Altyapı kariyerinde sadece Estudiantes formasını giydi. Kırmızı beyazlı ekipte de A takıma kadar yükselme başarısını gösterdi. Estudiantes sonrası da ülkenin bir diğer büyük takımı olan Boca Juniors'a imza attı. Akabinde Avrupa futboluna katılmasıyla da futbol tarihinin en iyi orta sahalarından birisini izleme şansı elde ettik. Yaklaşık 10 sene kadar Avrupa'da 6 farklı takımda görev aldıktan sonra ülkesine geri döndü. Futbola başladığı Estudiantes'te ise artık yeni yetme değildi. Kaptanlık pazubandını koluna takmış, takımın abisi konumundaydı. Zaman zaman futbola ara verdiği dönemler olsa da 2007-2017 yılları arasında sadece Estudiantes formasını giydi. Orta alandaki ikinci ismimiz Riquelme. Arjantinli futbolcu aslında Boca Juniors takımının efsane isimlerinden birisi. Ancak Boca öncesinde Argentina Juniors takımında forma giymekteydi. Henüz 18'li yaşlarındayken de kariyer planları için Argentina Juniors takımına veda etti. Geri dönüşü de 18 yıl aradan sonra 36 yaşına gerçekleşti. Kariyerinin en iyi dönemlerini belki burada geçirmedi ama Riquelme'de futbolu başladığı yerde bırakanlardan oldu.
Sağ kanatta 4 kayıt var. Hollandalı futbolcu çok küçük yaşlarda futbola Quick Boys takımının altyapısında başladı. Uzun yıllarda burada mücadele etti. Ancak kariyerini inşa edeceği ilk nokta da 18 yaşında Utrecht'e transfer olmasıydı. Sonrasında Feyenoord ve Liverpool formalarını da giydi. Biliyorsunuz ki 32 yaşında da ülkemize gelerek Fenerbahçe'ye imza attı. Bitmek bilmeyen mücadelesi hırsından dolayı Fenerbahçe taraftarları Kayt'a Duracell lakabını takmıştı. Fenerbahçe sonrası Feyenoord'a imza atınca herkes son düdüğü burada çalacağını düşündü. Aslında öyle de oldu. Ancak kararını değiştirince futbolu bıraktıktan sonra amatör kümede mücadele eden Quick Boys'a imza attı. Kısa bir süre mavi beyazlı ekibin formasını giydikten sonra aktif futbolculuk yaşantısını noktaladı. Sol kanatta Javier Saviola var. Arjantinli futbolcu bir dönemin en özel isimlerinden birisiydi. Kariyerinde Barcelona, Real Madrid, Benfica gibi önemli takımların formasını giydi. Ancak en iyi dönemlerinden birisi de futbola başladığı River Plate kulübü oldu. Sonrasında ise kariyerinde zirveye doğru yürüyüşü bulmuştu. 34 yaşına gelip futboldaki son yıllarını yaşadığı dönemde ise yuvasına geri dönüş yaptı. Arjantin ekibinde sadece 6 ay forma giydi ve 13 maçta sahaya çıktı. Forvet arkasında Alex de Souza var. Kadromuzdaki en özel isimlerden birisi de tartışmasız Alex de Souza. Brezilyalı futbolcu ülkemizde taraflı tarafsız birçok futbol severin beğenisini kazanmış bir isim. Kadıköy'e heykeli dikilen Alex de Souza futbola Coritiba'da başladı. Altyapısından yetiştiği Coritiba'nın A takımında da süre aldı. 1997 yılında veda ettiği Coritiba'ya da 2012 yılında geri geldi. Tabi Coritiba'ya dönüşü ani oldu. Fenerbahçe formasına ansızın veda etmesini ne kendisi ne de taraftarlar beklemiyordu. Öyle ki ayrıldıktan sonra iyi değilim ama hayat devam ediyor tweet'i de bu konuya en iyi örnek. Hayatına devam eden Alex de Souza Coritiba formasını 2 sezon giydi ve futbola da 37 yaşında veda etti. Hücum hattındaki ilk ismimiz Andrei Shevchenko. Küçüklüğünde futboldan önce boksla uğraşan Shevchenko bir müsabakada burnu kırılınca boksu bırakıp futbola yöneldi. Sadece Dinamo Kiev takımının altyapısında forma giyen Ukraynalı futbolcu A takım seviyesinde de başarılı işlere imza attı. 1999 yazında 25 milyon euroya yakın bir bedelle Milan'a transfer olunca Kiev taraftarına iyi ki boksu bırakıp futbola yönelmiş dedirtti. 2004 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı. Da hatırlatalım. Zirvesini yaptığı Milan ve çok da iyi geçmeyen Chelsea dönemlerinden sonra ülkesine 2009 yılında kesin dönüş yaptı. Shevchenko 3 sezon forma giydi ve 2012 yılında da futbolculuk hayatını bitirdi. Kadromuzun ve hücum hattının son ismi Robin Van Persie. 2 sezon Excelsior altyapısında oynasa da sonrasında Feyenoord takımının altyapı kadrosuna dahil oldu. Feyenoord A takımına yükseldi. İlk sezonunda da yılın en iyi genç Hollandalı oyuncusu seçildi. Adını Feyenoord takımında duyurduktan sonra İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal ve Manchester United takımlarında zirvesini yaptı. 2015 yılında da yaklaşık 15.000 taraftarın önünde Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Hollandalı yıldız futbolcu da kariyerinin ilk adımlarını attığı Feyenoord'a geri döndü. İkinci Feyenoord döneminde toplam 45 maçta 25 gol atıp futbol hayatını noktaladı. Böylece futbolu başladığı kulüpte bırakan en iyi ilk 11 videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.